Akalarım herkese selamlar. 29 Ocak 2024 Pazartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Öncelikle 5 adet mücadelemiz var. İdeal ve yüksek konulardan bahsedeceğiz. Genellikle süperlik var. Bugün biraz geç. Hatta hepinize günaydınlar diyelim. günaydınlar diyelim. Öğlen saat 12.30. Saat 5 itibariyle maçlar başlıyor. Sizlerden isteyin. bakın. Öğlen vakti çekiyorum. Birazdan maçlar başlayacak. Normalde video çekmeyecektim fakat çekmek istedim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Aynı şekilde beğeni ve yorum destekleri yüksek seviyede gelirse ben bu şekilde düzenli olarak her gün video atmaya devam edeceğim. Sizlerden tek isteğimiz beğeni ve yorumlardır. Başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Şubat ayı için katı Telegram gruplarımız yenilendi. Bunun bilgisini vermiştim. Şubat ayına daha henüz girmedik ama biz her ayın 27'sinde yeniliyoruz. Zaten onun bilgisini vereyim. Gruplara gelmek isteyenler, isteyen katıl butonundan, isteyenler de Instagram üzerinden mesaj atabilirler. Maç skor yarışmamız var ve cumartesi pazar bilenleri söyleyelim. Öncelikle maç skor yarışmamız Galatasaray Gaziantep maç skoru olur. Bu sefer bilen bir kişiyi alacağız. Hafta sonu ne dedim? Cumartesi günü için 3, pazar günü için de 3. Her maçın skorunda bilen en az 7-8 kişi var zaten. Kimse darılıp gücenmesin. Çekilişle yaptım. Alanya maçını bilenler Ömer Faruk Arslan, Kuzey Akay, King Leon Montaj. Fenerbahçe maç bilen arkadaşlar Erkan Yeter, Kemal Barkan, Muzoman TV. Bu arkadaşlar benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirler. Bu arkadaşlar Şubat ayı boyunca gruplarımızda kalacaktır. Onun bilgisini vereyim. Galatasaray maç konu sizlere sorduk. Benimle iletişim üzerinden Instagram Kangal Bey hesabından gruplara gelmek isteyenler veya herhangi bir şey için de her türlü buradan iletişime geçebilirsiniz diyerekten geçeyim. Arkadaşlar mislimiz vardı. Cumartesi mislimiz başarısız oldu. Onu göstermek istiyorum. Pazar da içeride oldu. Cumartesi mislimiz Hoffenheim'in kendi evinde oynamış olduğu karşılaşmada en az iki gol atmasını bekliyordum. Mücadele Haydnan maçıydı. 1-1 bitti. Ve çok fazla pozisyon kaçırdı. Oradan başarısız olduk. Fakat pazar günü yapmış olduğumuz Fenerbahçe 1 ve 2.5 üst olarak da ideal olarak 1600 misli önerdim. 1600 misliden de 1.51 gibi orandan güzel kazanç elde ettik diyerekten de söyleyeyim vermiş olduğum YouTube'da cumartesi için bir kombin vardı. O kombinden bahsedeyim ve cumartesi idali vardı. İki tane kombin çıkarmıştım ben cumartesiye. Bir tanesi katıl grubuna vermiş olduğum cumartesi idali kombinesi içeride. Fakat YouTube'da vermiş olduğum kombine ilk maçı gelmesine rağmen Alanya mücadelesiydi. E, son dönemlerin en formda ve bu yılın sansasyonel takımlarından bir tanesi Bayer Leverkusen atmak istemedi. Freepok'un kaçırmış olduğu pozisyonlar var. Mutlaka izleyenler vardır. Dümen dalga dümen yaptı kısaca onu bahsedeyim. Ondan bahsedeyim. Onun dışında canlı olarak maçlarımız gruplarda devam ediyor. Maçları izledikçe bugün saat 5 itibariyle maçları izledikçe zaten vermeye devam edeceğiz canlı olarak da. Canlı kazançlarımız gayet başarılı. Onun dışında herkese açık Telegram grubumuz var. Açıklama yorumlar kısmında buraya da katılarak da. sizler de ekstra kazanç elde edebilirsiniz. Diye. De başlayalım. Dediğim gibi sizlerden artı 500 seviyesinde beğeni bekliyorum. Bakın daha öğlen çekiyorum. Maçlar başlayacak birazdan. Hemen video, videoyu da yüklemek istiyorum ve bu videoyu daha çok kişiye ulaştırmak adına, daha çok yaymak adına çünkü maçlar başlayacak. Ee, hemen beğeni veriyorum. Bırakalım diyorum ve başlıyorum. Şeye döndük. Ee, i̇lk mücadelemiz Kayseri-Antalya mücadelesi. Aga bu maç şu yönden aldım hemen onu anlatayım. Şimdi Kayseri Spor son iki maçtır gol atamayan bir Kayseri Spor var zaten. Doğru mu? Doğru. Antalya'da iyi oynuyor mu? İyi oynuyor gayet. Hatta maçın indeks beklentisi 3-1-2-1 ayarında Antalya tarafında gösteriyor. Fakat Kayseri Spor'da ne oldu? Büyük hoca değişikliği oldu. Burak Yılmaz geldi. Şimdi bunu her zaman söylerim ve hiçbir zaman da karşıma almam. Yeni hocanın geldiği bir maçta Aga ben sadece golünü alırım çekilirim. Ya veya yani karşılıklı gol varını alırım. O şekilde ilerlerim. Onun dışında rakibe gitmem. Çünkü yeni hoca ile birlikte hem Kayseri'nin kadrosu da Tian falan gitti okey ama çok da kötü bir kadrosu yok. O yüzden Kayseri Spor'u da gol bulma ihtimali bence var. Antalya'nın da oyununa kaynaklı. Baktığım zaman da Aga KG varın oranı 151. Gayet güzel. Ve şunu da bekliyorum ben. Mücadele Antalya tarafına biraz daha yakın da olsa. Dediğim gibi indeksi 2-1, 3-1 ayarında bir Antalya tarafına da yakın olsa. Mücadeleden Murat Yılmaz'ın gelmesiyle birlikte. Bence daha büyük hoca değil yani. O etkiyi gösterebilir bilmiyorum. Galibiyeti zor ama bir beraberlikle bitme ihtimali var. Benim skor beklentim burada 1-1 ayarında. KG var. İdaden alabiliriz. Yüksek oranlarında maç sonu 0 beklenebilir. İstanbul Spor'la Samsun Spor karşılaşması. Bu maçta da önemli detaylar var. Osman Zeki Korkmaz geldi. İlk mücadelesinde kazandı. Deplasman'da 1-0'a ayarında kazandı. 90 artı attığı golle galip gelmişti. Ondan sonra oynamış olduğu bir Galatasaray mücadelesi mi vardı? Aynen 3-1 kaybetti. Samsun'la oynayacaklar. Aga şunu söyleyeyim. Endao gitti. Etemi gitti. Yani hücumda sıkıntı yaşayan bir İstanbul Spor olabilir. Ben şu an ideal kadrosuna da baktım. Yani genellikle çok süre almayan isimler burada sahne alacak gibi biraz. Onlar çünkü iki tane çok iyi ilk 11 oyuncusu gitti zaten hücum hattında. Samsun Spor'da çok formda iyi bir oyun sergiliyor Samsun Spor'da. Mücadelenin de favorisi haliyle. Ben burada Samsun tarafındayım. Diğer seçeneğinde Samsun'un bir yarayı kazanmasını bekliyorum. Bu benim idealimdir. Samsun en az bir yarıyı kazanacaktır bence. Onun dışında dostlar şöyle de bir önerim olacak. Mücadele genelinde yani Samsun tarafından bir gol zaten bekleyeceğiz bir yarıyı kazanması için. Eğer bir ikinci golde gelirse deplasman 1.5 üstü 1.83 ayarında. Yani ben burada İbre'yi Samsun tarafına çevirdim. Ne kadar deplasmanda da olsa İstanbul'da yapılan bu eksiklikler ve giden oyuncuların olması kaynaklı. Deplasman 1.5 üstü de olabilir ama idealim burada Samsun'un bir yarıyı kazanması. Galatasaray ile Gaziantep karşılaşması. Galatasaray'a korner kaç para başlatmışlar acaba? Ah şöyle 4.5 başlatın canımı yiyin ya. Aga ben korner alacağım. Bu maçta yine aynı şekilde. Ee, geçen maç korner tercihi gelmedi. Galatasaray mücadelesinden bahsediyorum. Ama şunu söyleyeyim. Korner pozisyonları da oldu Aga. Nasıl oldu biliyor musun? Çizgiye geldi. Adam koştu geldi aldı. Tam kornere çıkıyor adam geldi aldı taça çıktı falan. Öyle durumlar oldu. Yoksa Galatasaray korner takımı çok net bunu söyleyebilirim. E, geçen hafta da buna rağmen ilk yarı 5.5 üstten başlattılar. Ben normalde 4.5 öneriyorum her zaman. Ben aynı aynı şekilde bu maçta şöyle şöyle söyleyeyim. Ezbere devam. Yani ezber ezber tercihler olabilir. Gaziantep tarafı da kornere eşlik verebilir. İlk kere 4.5 üst korner benim burada tek tercihim. Mücadele gelinde maç skorunu zaten sizlere sorduk ne olur diyerekten de bilen bir arkadaşımıza katı telegram gruplarımıza misafir edelim. İlk kere 4.5 üst korner benim tek tercihimdir. Trabzonsporla Kasımpaşa karşılaşması. Şimdi Trabzon'un oynamış olduğu oyun çok iyi bir oyun değil açıkçası. Bunu sizler de zaten görüyorsunuzdur. Al, almış oldukları mağlubiyetler falan yani bu kadronun yetersizliğinden Trazeget, Onaçu bu gibi isimlerin olmayışından kaynaklı Afrika Kupası'na gittiler bildiğiniz üzere. Ee, Mısır'da elendi zaten. Dün Kongo. Ben size Kongo'yu ne dedim aga? Turnuvanın gizli favorisi değil mi? Şimdi çeyrek final e çıktık herhalde. Kongo ile kupayı alacağız Afrika Kupası'nı. Ben burada Kasımbaşı tarafındayım aga. Yani Kasımbaşı'nın bir golü. Deplasman 1.5. Deplasman 1.5 diye. Deplasmanın tek golü 1.30 mantarına bir oranı var. Burada alacağım tek tercih benim. Kasımpaşa'nın bir golü olur. Yani Trabzon'da tabii reaksiyon verebilir mi? Verebilir. Bu maçta gol atabilir mi? Atabilir Ama tekli alacaklar. İdeal'den bana yeter diyenler Kasımpaşa'nın tek golünü alsın. Onun dışında da var seçeneği de Trabzon'da tabii kendi evinde gol atma ihtimali de var. Ama ben burada Kasımpaşa'nın tek golüne daha öncelik veririm. Salernitana ile Roma karşılaşması. Şimdi Roma'nın başına da Rossi geldi. Mourinho gitti. Rossi geldi e, ee, ilk mücadelesini oynadığı Hellas Verona karşılaşmasında 2-1 gibi da kazanmasını bildi. İlk dert çıkacak burada Rossi. Ee, şöyle bir önerim olacak. Yani kendi evinde oynamış olduğu Verona maçını 90 dakika izleyemedim ama özetini izledim. Kalesi pozisyonlar verdi. Deplasmanlı olması kaynaklı burada Salernitana'da gol bulma ihtimali var bence. Ben burada tarafa gitmiyorum. 2-3 gol tercih yüksek orandan 1.78 aga. Tek tercihimdir. Başka bir tercihim yok. Mücadele 1-1 ayarında bir sürpriz de olduğu kaynaklı. Ben 2-0-2-1 ayarında bir Roma kazanır diye düşünüyordum da. Yani o maçı izledikten sonra bir 1 1 de olacağını düşündüm. O yüzden 2-3 gol tercihim tek tercih olarak değerlendirdim. Sizlerden ricam dediğim gibi beğeni ve yorumlarınızı bırakmanızdır. 5 adet mücadelem vardı bugün. Saat zaten 5'te 3-4 saat sonra maçlar başlayacak. Herkese bol şanslar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.